Merhaba sevgili arkadaşlar, bir kez daha farklı bir videoyla karşınızdayım. Bu kez gördüğünüz gibi yeni Garden of Terror'ı hem de yeni Brightwing'i oynayarak sizler için test edeceğim. İlk defa oynayacağım hem Garden of Terror'de hem de yenilenmiş Brightwing'le PTR Server'ında sizler için test etmek istedim. Açıkçası yeni Garden of Terror'ın Spotlight'ından gördüğüm kadarıyla biraz daha iyi hale gelmiş gibi görünüyor. Ama oynamadan bir şey söyleyemem. Hep beraber göreceğiz bakalım yeni Garden of Terror nasıl olmuş. Tabii benim için önemli olan Brightwing'in ne hale geldiği. Talentlerini inceledim. Talentleri için ayrı bir video, bütün talentleri için ayrı bir video çekerim büyük ihtimalle. İlk kez oynadığım için muhtemelen talentleri biraz rastgele vereceğim. Haritaya da daha sonra yine ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, Brightwing rework yedi ve bana sorarsanız çok da iyi bir hale geldi. Artık birkaç bu yılda olacaktır ama bu haritada eğer hala aynı kamplar duruyorsa Bribe değişmiş mi bakalım hemen Bribe'ımız ne olmuş. Minionlar ölünce alıyoruz. Evet, artık heal değil. Minionlar ölünce alıyoruz. Minionları öldürebilecek miyiz? Bilemedim hangi talente vermem daha iyi olur. Hala mumun speed veriyor. Doğrudan oyuna girdiğim için ben de sizlerle beraber bakıyorum. Bribe talentini çok tercih etmeyeceğim muhtemelen. Bunu tercih edeceğim. Ama bu da öldürmeyle alakalı. Reset build gidelim. Reset build'da oynayalım sevgili arkadaşlar. W talenti range'imizi arttıracak. Bu range'e çıkartacak. Ve eğer bir takedown alırsak reset de almış olacağız. Oldukça iyi. Hemen buradaki indicator dikkatinizi çekmiştir. Healing'i doğrudan gösteriyor artık. Bence çok güzel bir yenilik. Pixie Dust hala 25 spell armor veriyor ki karşıda 2 tane mage varken oldukça mantıklı bir tercih. Q çok daha hızlı gidiyor fark ettiğiniz üzere. Zaten Spotlight'ta da bunu söylüyorlardı. Henüz bir Z kullanmadım. Kerrigan için de ayrı bir video çekeceğim muhakkak. Oto atakları da bayağı vuruyor be. Hey Brightwing'e bak sen. Şimdi oto atakları bayağı vuruyor demişken oto atak daha avantajlı olacak. Niye diyeceksiniz? Bir taraftan Shooting Mist'in cooldown'ı da düşürecek oto atakların ve karşıda iki tane mage olması benim çok daha fazla Shooting Mist atmama neden olacak. Evet. Böylelikle trait'imizi de kullandık. Trait'imiz sevgili arkadaşlar 120 saniye cooldown'a sahip. O arkadaşı kurtarmayı başardım. Ve kendimi de buradan phase shift'le kurtardım. Ve yine mükemmel bir Brightwing oyunuyla bu arkadaşa da hız vererek kill'lerin alınmasına fayda sağlamayı düşünüyorum. Hayır, evet. Yes. Şimdi haritada böyle dandiri dündiri şeyler çıkıyor. Bundan bir tane. Curse Tello gibi. Bir tane çıkıyor, bunu alıyoruz. Baya Curse Tello mantığı sevgili dostlar. Bir tane aldık. Bu 3 tane olunca da o spotlight'ta gördüğümüz gibi 3 lane'den Garden of Terror gelecek. Gerek kalmadı zaten.
ama bana dağıtma. Bana dağıtma, canını yerim. Kerrigan'la da oynamak istiyorum. Olmadı, olmadı. Yine Z'si cooldown'a girdi. Fuck, olmadı. Burada o arkadaş. Yalnız ben seni keserim kardeş. Vallahi keserim. Eko. Sizi de keserim. Oğlum ben Brightwing'im lan. Ben manyak dragonum ya. Ben Brightwing'im. Ben diyorum Brightwing'im diyorum. Aa, öldüm. Polimorfa atamadım mı ben bu arkadaşa? Atmıştım aslında. Hala talent veremedim. Slow istemiyorum. Shield reveals area. Aslında Z'yi vermediğim için level 1'de bu çok efektif olmayacak. Yine slow. Patatatatat. Yine slow. Aman. Aldı bak, aldı. Bak aldı bak. Zan zun. Hop, herkesi klasledik. Mayevimiz de hiç, yani nasıl düşen geç belli değil. Bu kamp hala vuruyor. Çünkü rakip takımın Brightwing'i gitti ve o kampı ninjaladı değil mi? Oh, slowlar. Neler yapmış? 14k heal'lamış Stukov'da, 20k heal'lamış. Çok fazla healing için oynadığımı söyleyemem. Daha ziyade hero'nun genel durumuna bakıyorum. Utility'si çok fazla olmuş. Rakibi çok güzel counterlayabilecek bir hero haline gelmiş sevgili Brightwing. Her talenti durumsal olmuş. Her duruma göre bir talent yapabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Hemen reset aldık gördüğünüz gibi. Özellikle Hero League gibi oyunlarda hop bir reset daha verir mi? Bak bir daha reset aldık. Takedown'lar W'yu sıfırlıyor cooldown'lı. Size oldu mu Leaming? Vallahi Leaming oldu. Thank you Brightwing. Brightwing going and going. Blink heal vereyim mi? İki healer'ız Emerald Wind ama Emerald Wind de Kerrigan'ın kombosunu bozar. Ama ben Emerald... Ya Blink Heal. Bilemedim. Ay çok kararsızım. Ben PTR'dan çıkana kadar sürekli oynarım Brightwing'le. Çok sevdiğim bir hero. Sevgili dostlar. Kendisi. Buying. Olmadı. 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 Geriye çekilsek mi acaba? Takım arkadaşlarım. Takım arkadaşlarım. Brightwing going and going. Gördüğünüz gibi herkese bir şeyler yapabiliyor. Sevgili Brightwing. Dananam dananam tam 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 tam. Az önce kullanmadım mı ben? Sanki kullandım oğlum. Öbür Brightwing mi kullandı? Ben mi kullandım? Allah Allah. Pingimiz de güzel. 167 çok fazla değil. Harika, mükemmel. Ay çok sevdim. Brightwing oynarken sürekli gözünüz aşağıda, yukarıda olacak. Yapacak bir şey yok. Hızlan çocuğum. Oo. Biraz sıkıntı oldu. Pingimiz biraz sıkıntı oldu. Gördüğünüz gibi önüme gelene polimorfları attım. Polimorf resetleri
Bu arada şu zamazingolar çıktı. Bakalım onlar ne yapıyor? Hemen şunu kullanıyor kendisi. Bunlar artık insanlar tarafından kontrol edilmiyor. Üç lane'den gidiyorlar arkadaşlar. Alterac Pest'teki mantık. Bayağı da vuruyorlar ya. Bayağı da vuruyorlar. Öyle az uz değil. Şimdi level... o kaç? 13 talentimiz sevgili dostlar. Hepsi Pixie Dust talenti. Birincisi %40 movement speed veriyor artık. İkincisi healing'i arttırıyor. Üçüncüsü ise spell armor'umuzu 25 daha arttırıyor ve 50'ye çıkartıyor. Tabii ki bunu seçeceğim. Çünkü bir sürü mage keko var. Ben de o mage kekoları öldüreceğim. Sizin Bright Wing'iniz vardı, bizim yok mu? Var tabii ki. Kaçamazsın. Right Wing'den kaçamazsın. Gel çocuğum gel. Gel çocuğum gel. Kanatlarımın altına gir. Kerrigan. Seni kurtarırım ben. Çünkü ben bir Bright Wing'im. Jebaited. Çok oynamayı çok sevdiğim bir hero. Yani uçarlı kaçarlı. Oradan oraya gidiyor, buradan buraya gidiyor. Onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Mükemmel. Hemen bu arkadaşın üstüne gidersek. Ve bunu da böyle kullanırsak. Zaga. Yani overkill gerek var mıydı? Yoktu. Ama yine de şekil yapmak için güzel. Oyuncuyum. Yapacak bir şey yok. Hepinizden iyi oynuyorum. Sevgili rakip takım. Onun için de sizi yeniyorum. Şimdi hazır boşluktayken biraz talentlerinden de diğer videoda tam olarak bahsedeceğim ama muhteşem bir versatility mi diyor? Ne diyor? Gavur ne diyor buna? Yani çok fazla değişken olabiliyor. Durumsal yani değişik durumlara göre değişik talentler seçebiliyorsunuz ki bir hero'nun en büyük avantajı da bu oluyor. Her hemen hemen her level'da rakibinize göre veya takım arkadaşlarınızın hangi hero'larla oynadığına göre talentleri tercih edebiliyorsunuz. Birkaç bu yıl tabii ki öne çıkacaktır ama ben akıllı bir oyuncu olduğum için her talenti her durumda tercih etmeyeceğim. Şimdi bu talent silence veriyor artık. Eğer Q'nun ortasına denk getirirseniz adamları. Ama ortasına denk getirmek zor. Polymorph level 1'de verdiğiniz için reset alacaksınız. Bu daha iyi. Phase out boş ver. Zaten double support'uz. Phase out'u da başka diğer videoda gösteririm size. Evet. Çünkü bu videoda her şeyi gösterirsem diğer videoları izlemezsiniz. Bu da bir çakallık olsun. Buraya biri gitseydi ben de onun üstüne zıplardım. Ama giden yok. No 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 no. No 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 no. Kıydılar bana. Kıydılar bana, öldüydüler ama keep'i aldık. Word. Bak Radamantis diyor, keep'i aldı diyor. Word mü? Word. Bence Word. Diğer Kerrigan Brightwing nelere vermiş? O da biraz benden kopya çekmiş anladığım kadarıyla. Oğlum ben bunu aldım da sen niye bunu aldın yani? Ben bunu alırım. İki tane mage var karşıda da sen niçin bunu aldın? Kimden acaba magic damage yiyeceksin de? Tövbe. Tövbe. İşte bahsettiğim mantık hataları da bunlar. Oh. 6 saniye var. Ben gelene kadar umarım ölmezsiniz. Ölürseniz sağlık olsun. Toplayın killleri. Geldim. Hayır, ölme. Evet, güzel. Ay erken attım. Ay 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 ay. Ay 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 öldün. Ama ben seni kurtaramam artık. Ama sen de benim yanımda durma artık.
Pyros hala duruyor. Az önce kısa cooldown'a girdi. Hop, polymorph. Ama iki healer'ın yanında ölmek için bayağı bir uğraşıyor olman lazım. E kaç be gülüm. Zoink. Oh, it. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Mükemmel. Right wing olmuş. Hani bunlara da vurun da şey yapalım, bitirelim oyunu. Belki hemen yeni bir oyunda farklı talentleri deneriz, değil mi? Alayım mı? Alayım hadi. Sevgili arkadaşlar, level 20'leri de bayağı OP, o bana geliyor. Bayağı kestetmesi uzun sürüyor ya. Bayağı kestetmesi uzun sürüyor sanki. Oho, şekiller şükürler. Şekiller şükürler. Aa, direkt wave'in bittiği yerden başlıyor. Güzel. Ve hemen çıkıyor. Şey gibi, Tomb of the Spider Queen'de spider'lar gibi. Aa, ölmedi. Kendini şu zamazingonun içine aldın ama sonuç değişmeyecek, sorry. Sorry. Şuraya ortamların içine girelim. Hop. Uzaklaşın Brightwing. GG. Çok haritayı söyleyeyim hemen, çok snowball olmuş. Aşırı snowball. Yani öyle böyle değil. Bu kadar snowball harita hiç hoş değil sevgili arkadaşlar. Tekrar oynayalım mı? Bir tane daha oynayalım mı? Umarım bir tane daha oynarız. O zaman da başka bir build gösteririm. Bu video bu kadar olsun. Brightwing için daha detaylı bir video. Garden of Terror için daha detaylı bir video. En kısa zamanda yine sizlerle olacak. Brightwing'i sevin. Brightwing'i koruyun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.